Teyze merhaba, nasılsın? İyi misin bugün? Bacağının ağrısı mı tuttu? Ay çok geçmiş olsun. Denize girmiyor musun sen burada hiç? Neden? Ha, anladım. Ama teyze bir şey söyleyeceğim. Senin biraz hareket etmen lazım. Hareketsizlikten dizlerin kireçlenir, ağrır tabii. Bence ne yapalım biliyor musun teyze? Biz bugünden itibaren her gün seninle spor yapalım. Nasıl fikir? Aa, hiç bunun yaşla alakası yok. Birlikte spor yapacağız. Bir kere sporun yaşı olmaz teyze, tamam mı? Hiçbir şey olmaz. Hafif hafif yaparsın. Hareket etmek hepimiz için çok lazım olan bir şey. Teyze, itiraz istemiyorum. Hadi kalk. Rüzgar, bugün teyzeye spor yaptırmalıyız. Yaptırabilir miyiz? Burada spor aletlerimiz. Getireceğim. Ben daha bir sürü spor aleti getireceğim. Ama teyze önce senin kalkman lazım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yok olmaz. Kalk kalk teyze kalk. Kalk kalk. İtiraz istemiyorum. Hadi teyze gel. Hadi. Hadi teyzeciğim hadi. Hadi. Kalk. Ha. Hazır mısın? Önce onunla başlıyoruz teyze. Şimdi onu yere koy. Tamam mı? Hayır ters tutuyorsun. Onlara ayaklarını geçireceksin. Öbür tarafı elinde tutacaksın. Tamam, biz öğreteceğiz sana. Hiç problem yok teyze. Öğreteceğiz. Evet, koy onları. Heh, geçir buradan. Evet, şimdi kalk ayağa teyze. Teyze oturduğun yerden değil, sen de iyice. Kalk kalk kalk. Kalk oturduğun yerden, olur mu teyze? Kalk, oturarak olmaz. Ama senin böyle dizi ağrıların geçmez. Hayır ya teyze. Teyze hadi spora. Kalk. 1, 2, 3, 4, 5. Teyze öyle yuvarlaya yuvarlaya değil, güzel çıkar tek hamlede. Hadi teyzem. Bu olmadı. Rüzgar, spor aletini değiştirelim. Sen bunu teyzeye ver en iyisi. Ver bunu teyzeye, teyze bunu yapsın. Heh, al teyze. Evet, tamam, mis gibi. Koy yere. Rüzgar bir dur oğlum. Teyze öyle değil, teyze böyle değil. Bunu buraya koyacaksın. Ayaklarınla buraya koyacaksın. Bunlarla da dengeni sağlayarak döneceksin. Düşme dikkat et. Rüzgar teyzeyi bir tut, belinden tut, teyzeye düşmesin. Tut. Hadi. 1, 2, 3. Dönmez teyze. Hiçbir şey olmaz. Hadi. Devam. Aferin teyze. Çok güzel gidiyorsun. Dön. Rüzgar dur, teyze sporunu yapsın. Yoksa beli ağrıyor. Bacakları ağrıyor. Süper. Dönüyorsun zaten teyze. Başın dönmüyordu. Arkasını döndü teyze. Görüşürüz teyze. Kendine iyi bak. Döndü arkasını bize. Teyze önü dön. Tamam. Şimdi ben sana başka bir şey getiriyorum. Bekle teyze. Al teyze. Al. İp atla. Bu bildiğim bir konu. Hadi bakalım. Hopla zıpla, ipini de atla teyze. Hazır mısın? Ay, ip de uzunmuş bayağı. 1. Rüzgar dur, teyze ip atlayacak. Yakınına yaklaşma. Acıtır canını. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. İyi misin teyze? Yavrum, ben bu gece yattım yeri beğenirim. Kesin beğenirsin. Ha? Bizimki birazcık kurbağa işi oluyor ama neyse. Teyze, bol bol hareket ediyoruz. Hiçbir şey yapamazsak bile yürüyüş yapıyoruz en azından. Teyze, başörtüm falan her şeyin dağılmış durumda. Sen de zıplayacaksın mı? Ooo, teyze spora devam diyor. Spor yapmanız bitti mi Rüya? Evet. Rüzgar bitti mi? Evet. Hadi bakalım, spor aletleri orada var. Orada var. Hepsini topluyoruz. Anlaştık mı? Sonra da ne zamandır yemiyorduk? Gidip diyorum Rüya. Bir hamburger mi yesek? Ne diyorsun? Güzel fikir değil mi? 12'den mi vurdum? Hadi o zaman. Alışveriş merkezindekiler gidiyor. Hadi toparlayın bakalım buraları. Önce Rüya, burası toparlanmadan gitmiyoruz. İçeri Rüzgar, içeri. İçeri anneciğim lütfen. Burayı. Hayır Rüyacığım. Tekrar söylemeyeceğim. Hadi.
Size bir dakika veriyorum, bir dakika sonra burası toplansın. Hadi. Topladınız mı? Hadi o zaman çıkalım balkona, gidelim hadi. Ben de anahtarı aldım, hadi gidelim. Babanız evde nasıl olsa kapıyı kilitlemeye de gerek yok. Çıkalım gidelim ve çılgınca hamburger yiyelim. Kapımızı da kapattım, tamamdır. Hadi gidebiliriz. Tabii anneciğim, gidelim gelelim. Öğretirim sonra, tamam mı? Yok anneciğim, arabayla gideceğiz çünkü bayağı uzak gideceğimiz yer. Hadi yürüyün bakalım. Anneciğim şimdi gezmeye gidiyoruz. Şimdi bunun sırası mı? Hadi yürü. Hadi bakalım. Hadi geçsin arabaya. Hop açtım. Hadi Rüya, aç kapıyı anneciğim. Evet Rüzgar, sen de geç. Geçin. Bir şey söyleyeceğim. Ben arabaya binene kadar şey camı açın isterseniz. Çok sıcaktır içerisi. Geçin bakalım. Gidiyoruz. Bu ne ya? Ya bu arabanın tekeri mi inmiş? Bakayım. Ay bu da biraz inmiş. Rüya. Biz gideceğiz ama arabanın tekeri inmiş. İki tekerli de inme var. Öbür tekerlere de bakacağım şimdi. Tekerler indiyse nasıl gideceğiz yolda? Bir şey söyleyeceğim. Gitsek mi ya da böyle ya? Bir şey olmaz. Dur öbür tekerlere de bir bakayım. Nasıl? Ay bu bayağı inmiş hem de. Bunda bu. Arka tekerlek, öbür tekerlek hele çok inmiş biliyor musun? Bir de şuna bakacağım. Bir tek bakmadım şu tekerlek kaldı. Dur bakayım ona da. Bak bu da inik. Buradakiler daha inik görünüyor. Rüya. Annem bayağı, öbür taraftaki tekerlekler bayağı inmiş. Ne söyleyeceğim? Anne sen de geri bir yerde bak. Ya niye attın ya? Almıyorum. Alışveriş merkezine böyle git. Çıplak ayakla olur mu? Evet. Hayır olmaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Çıksak böyle gitsek bir şey olur mu acaba ya? Evet, bir anda patlar yolda kalırsın. İşte bu beni çok korkutur. Kesinlikle haklısın. O zaman tekerlekleri şişirmeye götürelim. Ya da biz götürmeyelim. Baban götürsün ya. Ya çok şişirirsen bu sefer. Ben hiç tekerlek şişirmedim biliyor musun? Neyi çağıralım? Tamirci mi? Yok ya, baban halleder diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Baban mı? Ama bana yapmadığı şey kaldı mı acaba? Ha ha. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Size gidelim mi bu tekerleklerle? Yoksa inmiş tekerlekler bir sıkıntı yaratabilir. Sakın Başak abla yola çıkmayın diyenlerden misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben bir tık korktum vallahi, ne yalan söyleyeyim. Gitmeyelim ya. Gidelim ya, bir şey olmaz. Rüzgar gidelim mi, gitmeyelim mi? Gitmeyelim mi, gidelim mi? Bilemedim ya, ne yapsak acaba?